Dostlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda mananın ve sandın teknik analizlerini gerçekleştireceğiz. E, Bitcoin'in salladığı, bizleri sarstığı bu pozisyonlarda arkadaşlar mana ve sand ne gibi hareketler yapıyor? Ne zaman yükseleceğiz? Bu düşüşler nereye kadar devam edecek? Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız sevgili dostlar. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sattırmıyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bizler için önemli kanala abone olalım. Lütfen videoyu da beğenelim. Ee, dostlar bir kere saatliğe bir girelim. İlk evvela manada. Arkadaşlar zaten e, bir dead cross ardından ne yazık ki bakın şuradaki dead cross neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuradaki görmüş olduğunuz. Ee, Dead Cross biz bir ara ne demiştik sevgili dostlar? Şöyle bir günlüğe, gire, e, günlüğe girelim tekrar. Nerede bu? Heh. Orada görmüş olduğunuz Dead Cross arkadaşlar günlükte şuranın bakın şuranın başlangıcı olan Dead Cross. Biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki e, Mana'da da Sant'ta da şöyle bir durum söz konusu piyasanın geneline göre. Kendisi arkadaşlar bakın manayla ile Sant ikisi de uzun zamandır ee, biliyorsunuz Kasım'dan beri düşüyoruz ama arkadaşlar Manada da, Sant'ta da MA50 e, bir türlü yani bizim e, üzerimize geçmedi yani MA50'nin biz altına atmadık arkadaşlar o yüzden aslında biz Golden Cross'umuzu hiçbir zaman bozmadık Manada aylardır bu bu şekildeydi e, ama bir yerde bu Golden Cross e, bozulacaktı ki Dead Cross'la tekrar bakın Dead Cross'la tekrar yerini Yeni Bir Golden Cross'a Çevirecekti Arkadaşlar Bunu Zaten Uzun Zamandır Anlatıyoruz e Zaten Dead Cross'umuzu da Aldık Ama Biz Ne Demiştik Sevgili Arkadaşlar Demiştik Ki Bakın Şurada Gördüğümüz Kısımda Gerçekleşti Bu Biz Demiştik Ki Arkadaşlar e Bu Golden Cross'un Açısı Küçük Olacak Yani Küçük Açılı Bir Dead Cross Olacak O Yüzden Etkisi Büyük Olmayacak Mana bir süre yatay yapıp devamında yeni oluşan golden cross'la yükselecek demiştik arkadaşlar. Ee, buradaki olay da o. Ama şu an Bitcoin'in düşüşüyle tabii ki bizim bakın açımız büyüdü dostlar. Yani bu Dead cross'un hareketli ortalamaların saatlikte açısı büyüdü ve bu bizim için maalesef tabii ki olumsuz bir veri. Şu anda Mana da düşüyoruz. Her iki hareketli ortalamamız da aşağı yönlü sevgili dostlar ve bizi Baskılar e, pozisyonda. 4 saatliğe baktığımız zaman sevgili dostlar. 4 saatlikte yine bir e, dead cross almamız. An meselesi sevgili dostlar. E, teknik olarak bu 10 Nisan gibi tarihlere denk geliyor arkadaşlar. Ve bakın yatay bir MA200 bizi baskılayan aşağı yönlü bir e, MA50 bizleri karşılıyor sevgili dostlar. Şimdi günlüğe girdiğimiz zaman günlükte yine. Dead Cross'u aldık. E şu anda da düşüş pozisyonundayız. Bitcoin hakkında her zaman ne diyoruz? 41.800'lere kadar bir düşüş. Devamında tekrar yükseliş hareketi bekliyoruz diyoruz arkadaşlar. Ve emin olun, emin olun arkadaşlar. Bu sefer son sarsmaları yapıyor. Son sarsmaları yapıyor arkadaşlar. Olası bir 41.800'lere geri çekilmeyle dostlar bizi tutacak ilk pozisyon 2.21 pozisyonlarıdır ki Buradan kademeli bir alım gerçekleştirebiliriz. Devamında 2 dolarlara kadar arkadaşlar bakın 2 dolarlara kadar e, mana iğne atabilir. Ama bitcoin 41.800'lerden hızlı yukarı toparlaması bekleniyor. O yüzden 2 dolarlarda fazla kalmayıp 2.21'lerin yolunu tekrar tutacaktır. 2 dolarlardan e, çok ciddi bir alım fırsatı elde edebileceğimizi söylemek isterim. Tekniklere gelip bir bakalım. 16'ya 2 günlükte sat. 4 saatlikte 15'e bir sat. Haftalıkta 10'a 2 sat. Aylıkta veri yoktur herhalde varmış. 4'e 3 veriyor. Nötr veriyor. E, şunu belirtmek istiyorum. Herkes telaşlı. Ne yapacağız ne edeceğiz diyor. Arkadaşlar e, şunu söyleyeyim size dostacı söyler. Böyle dönemlerde ne yapacağız ne edeceğiz diyenler arkadaşlar. E, kazananların sebebi oluyorlar. Yani e ee, bu piyasada gerçekten kazananlar işte böyle senaryolarda arkadaşlar. Bu senaryoları felaket olarak görmeyip tamamen kendisi için çalışan insanlar oluyor. Haberiniz olsun. Yani içinde bulunduğumuz bu dönemde, bu dönemlerde arkadaşlar işte öldük mü, bittik mi, battık mı diyen insanlar maalesef bu piyasada e, zarar eden kişiler oluyorlar. O yüzden siz zarar edenlerden olmayın diyorum sevgili arkadaşlar. E, Sant'ta da aynı şekilde dead cross'u almışız. Saatliğe bakalım. E, saatlikte yine manadaki ile aynı durum arkadaşlar. Uzun uzun anlatmayacağım. İki hareketli ortalamanın da altında ve geniş bir aralık e, bulmuş olarak sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? E, düşüşe maalesef devam ediyoruz. Bakın ki önceden bir üzerine atma gerçekleştirmiş ama destek alamamış e, saatlikteki emaliği Devamında düşüşle bakın e, ani bir tepki verip tekrardan yukarı çıkmış. Ama yine e, saatliğin ema 50'sinden red yemiş ve yönünü aşağı doğru çevirmiş sevgili dostlar. 4 saatliğe gelelim. 4 saatlikte ne var? E, 4 saatlikte yine manadaki senaryoyla karşı karşıyayız. Yatay bir ema 200. Aşağı yönlü bir ema 50 var. Ve bize yine 10 Nisan tarihlerinde bir e, dead cross gösteriyor arkadaşlar. Durumlar bu şekilde ve burada açıkçası açı da hani epey bir negatif. O yüzden Santa hızlı bir düşüş gerçekleşmiş tabii ki. Her şeye rağmen 2.9'larda bir pozisyonumuz olmasına rağmen sevgili arkadaşlar hızlı bir düşüş var. Çünkü ciddi şekilde 4 saatlikte baskılanıyoruz. 2.9'ların güzel alım fırsatları olduğunu zaten önceki videolarımızda belirtmiştik ki ee, bir iğne gelmiş bir fırsat vermiş tekrardan yönünü buradan sant yukarı çevirmiş sevgili dostlar şimdi günlüğe bir gelelim bitcoin'de artık yani şu ee, vursun çıksın diyoruz arkadaşlar yapsın olsun bitsin ee, havasındayız şu anda ne gibi pozisyonlar bekliyoruz arkadaşlar bitcoin'deki düşüşle birlikte olası senaryoda 2.9'lara kadar tekrar bir gerileme ve hatta 2.8'lere 2.75'lere kadar dostlar ee, sarkma gerçekleşebilir. Bakın sarkma gerçekleşebilir. 2.7'lere kadar iğne gelebilir sevgili arkadaşlar. Bunu belirteyim. 2.7 gibi fiyatları görürseniz güzel bir alım fırsatı olduğunu bilmek lazım. Çünkü hızlı bir hareket olacak. 2.7'lere bir iğne ile tekrardan san toparlayıp 2.9'ların üzerine kendisini atacaktır dostlar. O yüzden bu gibi e, pozisyonları bilmekte, değerlendirmekte fayda var. Tekniklere de bir bakalım arkadaşlar ne varmış. Günlükte 15'e 2 sat, 4 saatlikte 15'e 1 sat, haftalıkta 10'a 2 sat, aylıkta nötr. E, dostlar e, tekrar ediyorum. Yani sona geldik. Biraz sabır. E, daha doğrusu ben hani şahsım adına söylüyorum. Ben sabretmelik bir şey olduğunu e, düşünmüyorum. Çünkü elinde sonunda çıkacağız. Böyle pozisyonları olabildiğince değerlendirmek e, oldukça güzel. Ben hayatım boyunca bu piyasada böyle kar ettim. E, siz farklı yollar arıyorsanız umarım bulursunuz diyeyim. E, durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.